Değerli basın mensupları, Türkiye'de gündemin iktidar tarafından birincisi yani kılıç sabana hep yenildi. O kurtuluş yılları dönemine bir dönün. Türk çiftçisi bir taraftan kılıcıyla mecazi anlamda savaşırken bir taraftan eli sabandan hiç çıkmadı. Üretmeye devam etti. Tarlasında üretmeye devam etti. Çünkü biliyordu ki Kurtuluş Savaşı'nı kazandığı gün yine bu halkın doymaya, yemeye ihtiyacı var. Tarladan hiç kopmadı. Şu an Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kemiklerin sızladığına inanıyorum. Çünkü şu anda ülkede ne çiftçi kaldı ne de karnı gerçekten doyan üretici. Küresel dünyada eskiden tarıma dışa bağımlı olmak belki çok önemli değildi. Niye? Paranız vardı, ithal ediyordunuz. Paranız olunca üretmenize gerek yoktu. Ama bu dünya yakın dönemde yaşanan pandemi sürecinde bir şeye şahit oldu. Bir acı gerçekle yüzleşti. Petrol, doğalgaz, yeraltı kaynakları, ürettiğiniz teknoloji her şeyi çözmeye yetmeyebiliyor. Netice itibariyle en gelişmiş ülkeler bile yaşanan salgında en temel ihtiyaçlara mahkum hale geldi. Hepimiz modaya, tekstile yön veren ülkelerin bile 3 kuruşluk maskeye ihtiyacı olduğunu gördük. İtalya dünyada modanın devi diye bilinir. Bütün moda markalarının öncüsü olarak bilinir. Maske problemi yaşadı. Sebebi üretim eksikliğiydi. Plansız bir üretim vardı. Ancak asıl daha kötüsünü görmedik. İlerleyen dönemde insanların asıl olarak muhtaç oldukları nesnenin ekmek olduğunu göreceğiz. İnsanlar ekmeğe muhtaç olacak. Bunu en iyi idrak eden ülkelerin başında da Rusya geliyor. Sizce dünyanın en büyük buğday üreticilerinden olan, aynı zamanda Türkiye'nin ithal ettiği buğdayın yarısından fazlasını satın aldığımız ülke olan Rusya, ihtiyacından çok fazla üretim yapmasına rağmen pandemi döneminde buğday ihracatını neden durdurdu? Çünkü buğday aslında böyle bir dönemde en büyük silah. Elinizde olan en büyük silah. Sizin ne S-400'ünüz ne F-35'leriniz buğday kadar önemli bir silah değil o dönemde. Rusya'yı yönetenler iyi biliyor. Aç karnına insanların çalışması, yaşaması, teknoloji üretmesi mümkün değil. Artık küreselleşmenin sonuna geliyoruz. Önümüzdeki yıllarda ülkeler biraz daha insanları içine kapatacak. Ülkeler de içine kapanacak. Herkes kendi başının çaresine bakacak. Rusya bunların başında geliyor. İlk pandemi döneminde verdiği tepkiyle de bunu gösterdi. Küreselleşmenin sona ermesinden en çok etkilenecek ülkelerden birisi de Türkiye. Kendi kendine yeten bir ülke olmanın önemini kavrayamayan, dövizimiz var ki ithal ediyoruz diyen tarım bakanları bu acı gerçeği kafalarına sokmalı. Çünkü AK Parti iktidarları yüzünden yediğimiz ekmek bile ithal buğdaydan üretiliyor. Ekmek yoksa pasta veya makarna yesinler bile diyemeyecekler. Çünkü makarnanın buğdayı da ithal. 2006 yılında 5553 sayılı tohumculuk kanunu çıkarttılar. Aslında her şey orada başladı. Tohumculuk kanunu ile. 14 yıl önce çıkarılan bu kanun Türkiye'de yerli tohumu bitirdi. Bu yasanın arkasında iktidarın ağzından hiç düşürmediği o dış güçler var. Yani bize düşman olarak gösterdikleri lobiler aslında kapalı kapılar ardında iktidarın en büyük dostları. Tohum olmadan üretemezsiniz. Hiçbir şey yetiştiremezsiniz. Tohumunuz neyse onu iker, onu biçer, onu yersiniz. Türkiye'de tohum pazarının %70'i yabancıların, GDO'lu tohumların yani genetiği değiştirilmiş tohumların %90'ı da Amerikalı şirketlerin elinde. Köylü milletin efendisiydi. Milletin efendisi artık tarım çeteleri ve küresel tarım lobileri oldu. Tıkır tıkır işleyen bir planla Türk köylüsü, Türk çiftlisi ipotek altına alındı.
Tohum üzerinden Türk toplumuna büyük bir oyun oynandı. Türkiye tohumda başta İsrail ve Hollanda'ya bağımlı hale getirildi. Çıkarttıkları 5553 sayılı kanunu ile yerli ata tohumlarımızın ölüm fermanını imzaladılar. Yerli ata tohumunu kullanan çiftçilere tarımsal desteği kestiler, onları adı sertifikalı tohum olan genetiğiyle oynanmış tohuma mahkum ettiler. Zor durumda olan, devletin desteğine muhtaç olan, ayakta durmakta güçlük çeken çiftçi ithal tohuma yönelmek zorunda kaldı. Kendi ata tohumunu bırakmak zorunda kaldı. Asıl cehennem bundan sonra başladı. O ithal tohumu alınca gübre ve ilaç da almanız gerekti. Zira o ithal tohumla yetiştirdiğiniz ürün mutlaka ve mutlaka kendisine bir takım böcekleri çekiyor. O böceklerle savaşmak için ilaç almak zorundasınız. O tohumu yetiştirmek için ithal gübre almak zorundasınız. Netice itibariyle tohumumuz var, toprağımız var deseniz dahi o tohum ithal tohum olduğu için netice itibariyle sizin üretiminiz yine dışarıya bağlı hale geldi. Bir de topraklarımızı zehirledik. Anadolu'da önemli bir miktarda yüzyıllardır tarım yapılan topraklar çorak hale geldi. İthal tohum yüzünden kullanılan zehirli gübre ve ilaçlar yüzünden. Mahsulü aldık ama mahsulü tohumundan bir daha üretemedik. Niye? Hibrit tohum dediler. Yani bir seferlik o tohumu üreteceksiniz. Ondan sonra bir daha yeni tohum almak zorundasınız. Anadolu'da öyle miydi? Her sene soğan eken soğanın tohumunu bırakır, bir dahaki seneye tohumluk kullanır. Buğday eken buğdayı tohumluk bırakır, bir dahaki sene tohum olarak kullanır. Artık o iş bitti. Türk tarımı bu şekilde yıllar içinde kısırlaştırıldı. Ülkeyi yönetenler dünyanın en büyük savaş cephesinin tarım olduğunu unutmuş gibi davranıyorlar. Bu cephede kaybeden ülkeler başka ülkelere esir olurlar. Hiç topa, tüfeğe, füzeye gerek yok. 5553 sayılı o kanun var ya, aslında Türk tarımının sevr anlaşmasıdır. Türk tarımını yabancılara peşkeş çeken bir anlaşmadır o. Tamamen yabancı tarım tekerlerin arzusuyla hazırlanmıştır o yasa. Türk tarımını yabancı çetelere esir bıraktı bu yasa sayesinde. Türkiye'de o hep dış güçler diye bahsedilir ya, onun da başında hep Amerika'dan bahsedilir. Amerika Büyükelçiliğine gidin, siyasi müsteşardan çok daha önemli bir birim vardır orada. Tarım müşavirliği. Türkiye'de çıkan bütün kanunlara, Türkiye'de tarımla ilgili yapılan bütün girişimlere mutlaka müdahil olmak ister. Buna birebir, bizzat gıda konusunda üretim yapan bir sanayici olarak çok seneler tanık oldum. İthalatla ilgili rejimler düzenlenirken Amerika Büyükelçiliği tarım müşavirinin bu işe müdahil olduğunu gördüm. Bizzat bunları yaşadım. Türk tarımını yönlendirecek kadar etkili bir kurumdur Amerika Büyükelçiliği'ndeki tarım müşavirliği. Artık bu yanlıştan bir an önce dönmek lazım. Yerli tohum konusu sadece üreticiyi değil, tüketiciyi, ekonomiyi, sağlığımızı ve geleceğimizle ilgilendiriyor. Bu sebeple milli tohumculuk geliştirilmeli. Tohumda dışa bağımlı kalkana kadar yerli tohum hibe edilmelidir. Hibe edilen tohumla üretilen ürünlere alım desteği ve sübvansiyonlar sağlanmalı. Bu politikayı tohumda dışa bağımlılıktan kurtulana kadar devam ettirmek zorundayız. Sıradan bir insan bile tarımın toprakta can bulan bir tohumla başladığını bilir. 18 yılda Türk tarımını sistematik olarak bilinçli bir şekilde yok ettiler. Geldiğimiz noktada tarımsal üretimden hayvancılığa kadar geniş bir alanda ülkemizi bu çetelerin müşterisi haline getirdiler. Hayvancılık konusuna gelince daha önce bir basın toplantısında burada bahsetmiştim. 50 bin ton karkas et ithal etmişti. Et süt kurumu, et balıktı eskiden, et süt kurumu. Et fiyatları artmasın, biz bunları burada tutacağız dedi. Türkiye'de hayvan üreticilerin belini büken bir davranıştır o da. Bu 50 bin ton karkas et ne oldu diye 3 defa sordum. Soru önergesi verdim. Hiç cevap gelmedi. Ben size söyleyeyim mi ne olduğunu? Çürüdü ve attılar. 50 bin ton. Ya fukaranın evine yarım kilo kıyma götürdüğünüz zaman 16 tane televizyon kanalıyla gidiyorsunuz oraya. Bakın biz fukaraya yardım ediyoruz. Yarım kilo kıyma götürdüğünüz zaman 50 bin tonu çöpe attılar. 50 bin ton karkas et çöpe atıldı. Hayır diyorsa Tarım Bakanı çıksın anlatsın bana.
Bu bir iddia değil, bu bir bilgi. İktidar üreticinin üretmesini sağlayan bütün fiyat, girdi ve kredi desteklerini kaldırdı. Üretimle bağlantısı olmayan doğrudan gelir desteği sistemini uyguladı. Bazı ürünlerin üretimine kota getirdi. Üretim alanları sınırlandırıldı. Hatırlayın, bunu şekerde yaptı, pancarda yaptı. Türkiye'yi nişasta bazlı şekere, yani kansere mahkum etti. Sakın ola, ben size söylüyorum, hepinizin çoluğu çocuğu var. Bizi izleyen milletimize de söylüyorum. Aldığınız tatlı ürünlerine dikkat edin. Onların içinde şeker yok. Çünkü Türkiye'de şeker üretimini yapacak pancar üretimine kota getirildi, kısıtlandırıldı. Onun yerine Amerikan şirketlerine verdikleri yetkiyle nişasta bazlı şeker kullanılıyor. Onun ismi de kanser şurubu. Çoluğunuza, çocuğunuza yedirmeyin. O çikolatalardan, o gofretlerden, o tatlılardan yedirmeyin. Türkiye devlet eliyle insanını zehirleyen bir ülke haline getirildi. Böyle bir ülkede tarımla uğraşan çiftçinin, köylünün müreffeh bir hayat yaşaması mümkün mü? 8500 dolara düşen gayri safi milli hasılada kişi başına düşen o milli gelir çiftçide ne kadar biliyor musunuz? 2000 dolar. 2000 dolar sadece. Bu 2000 dolarla o insanlar hayat sürmeye devam ediyorlar. O yüzden de bu dönemde çiftçilerin %20'si tarımdan vazgeçti. 3,5 milyon hektar arazi boş kaldı. Tarımın istihdamdaki payı da %35'ten %19'a geriledi. Yani Türkiye'de çalışan nüfusun %35'i tarımda çalışıyordu. Bu %19'a geriledi. 2002 yılında Türkiye nüfusu 65 milyondu. Ekilen arazi miktarı da 26,5 milyon hektardı. Bugün nüfus 85 milyon. Ekilen arazi miktarı 23 milyona düştü. 23 milyon hektara düştü. Yani gittikçe açlığa doğru adım adım gidiyoruz. Yani nüfusumuz yükseliyor. Yükselen bu nüfus doymayacak. Aç kalacak. Bunu bir alarm olarak değerlendiriyorum. Şu anda gidin köylere. Köylüler kahvede ekmekten, biçmekten vazgeçmiş. Aslında 18 yılda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin getirdiği her tarım bakanı bir trajedi öyküsü var. Köylüyü, çiftçiyi bitiren o zanlar bakan diye başımıza gelen şahıslardır. 2002 yılında çiftçilere bankalar tarafından kullanılan kredi 4 milyardı. Bu 2019 yılında 120 milyara yükseldi. Bunu da mecliste konuşan Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekilleri de bir gurur vesilesi olarak söylüyorlar. Biz çiftçiye krediyi 4 milyardan 120 milyara çıkarttık. Bu ne biliyor musunuz? Çiftçiyi 30 kat fazla borçlandırdınız siz. Çiftçinin krediye ihtiyacı yok. Çiftçinin, şurada göstermek istiyorum, kredi borcu 4 milyarmış, 120 milyara çıkmış. Çiftçinin krediye değil, desteğe ihtiyacı var. Siz eğer çiftçiye destek vermezseniz bu aldığı kredileri ödeyemiyor. Ödeyemeyince de her seferinde sabanına, puluna, tarlasına, traktörüne haciz gönderiyorsunuz. 2019 yılında çiftçinin kullandığı banka kredisi aldığı desteğin 7 katına çıkmış. Yani çiftçiyi sadece ve sadece bankaların sadık birer kredi müşterisi haline getirdiniz. Herhangi bir desteğiniz söz konusu değil. Tohum, gübre, ilaç, akaryakıt, elektrik, su ve işçi borçlarını ekleyin. Çiftçinin borcu şu anda 160 milyar lira. Yani çiftçi tarlasının tamamını satsa bu borcu ödeyemeyecek durumda. Bir karış bile ekilmeyen toprağımız kalmaması gerekirken bize örnek olabilecek Konya Ovası kadar büyüklüğündeki Hollanda'da Amerika'dan sonra ikinci tarım devi haline gelmiş. Aslında baktığınızda Türkiye'de güneş var, toprak var, su var ama hala istenilen düzeyde tarım üretimi yok. Neden diye hiç düşündünüz mü? Türkiye'nin daha şimdi Mayıs ayı ile beraber 50 milyar lirayı bulan bütçe açığı varken siz bunlara kafa yormak yerine diğer ülkelerde swap swap dolaşıyorsunuz.
kredi alamayacağınızı bildiğiniz için acaba swap anlaşması yapabilir miyiz diye düşünüyorsunuz. Aslında en basit üretim tarım üretimi. Yatırım sadece 8 ay. Ekim'de ekin, Mayıs'ta ürün alın. Doğru mu? Her tarla bir fabrika. Her tarla köyde bir fabrika. 10 dönüm arazisi olan bir aile çok rahat bir şekilde ekip biçtiği zaman o senelik iaşesini, geçimini sağlayabilecek durumda. Efendim sağlayamıyor. Neden? Mazot parası bir tarafta, gübre parası bir tarafta, tohum parası bir tarafta, ürünün fiyatı bir tarafta. Çözüm çok basit. Siz işçi, siz köylüye verdiğiniz ürün bedelinin %40 fazlasını verseniz ne olur? 1 liralık buğdayı 1.4 liraya alsanız ne olur? Köylü para kazanır değil mi? Ekmeğe özenir. Bu aradaki kazandığı parayı ne yapar? Gidip Monaco'da villa mı alır? Manadalarında yatırım mı yapar? Amerika'da gökdelen mi satın alır? Hayır. Onları siz yapıyorsunuz. Köylünün yapacağı şey belli. O gidecek. Çocuğunu evlendireceği zaman mobilya alacak. Halı alacak. Burada harcayacak. Harcadığı andan itibaren zaten o verdiğiniz farkın %40'ını siz vergi olarak geri alıyorsunuz. Hem adama para kazandırıyorsunuz. Verdiğiniz zaten farkı da geri alıyorsunuz. Çok daha önemli bir şey yapıyorsunuz ama. Bir, dışa bağımlılıktan kurtarıyorsunuz ülkeyi. İki, döviziniz gitmiyor dışarıya. Üç, çok daha önemli bir şey. Sosyal meselelerin çözümüne çok önemli bir katkıda bulunuyorsunuz. O da hangisi? Büyük şehirlere göçün önüne geçiyorsunuz. Yerinde istihdam meselesini çözüyorsunuz. Adam büyük şehirlere gelip çoluk çocuk rezil olacağına, fabrika kapılarında iş kurulda sabah kuyruğa gireceğine kendi köyünde bulunduğu tarlayı ekerek çok rahat geçimini sağlayabilir. Peki böyle bir şartta bu mümkün mü? Evet mümkün. Uygun tarım politikalarıyla mümkün. Ben bir görsel hazırladım. Türkiye'nin esas meselesi de bölünmüş tarla meselesi. Yani 4 dönüm, 5 dönüm, 10 dönüm tarlası olan bir adamın buna ait 10 dönüm tarlası var. Kapının önünde 150 bin liralık traktörü var. Onun yerine Türkiye'de benzeri dünyada yapılan tarım alanlarının toplanıp tek başına ekilmesi olan. Şimdi gösterdiğim alan 1650 dönümlük bir alan. Ama burada 6 dönümde, 10 dönümde, 20 dönümde, 5 dönümde yerler var. 1650 dönüm mü olur, 1000 dönüm mü olur, 2000 dönüm mü olur? Bunu çok yakın bir sürede sıklıkla gittiğim Ukrayna'da görüyorum. Bir cadde boyunca 2 kilometre gidiyorsunuz tek tarla. Sahipleri geçmişten kalan bir mülkiyet meselesi yok orada ama burada da o yapılabilir. Bu 1650 dönümü tek parsele çevirirseniz, 16 dönüm olan bir arkadaşımızı da, bir vatandaşımızı da bu kadar 1650'de 16 hissedar yaparsanız, bir de derseniz gelin arkadaş biz buraya ekeceğiz, biçeceğiz, işleyeceğiz. Gel burada istiyorsan işçi olarak çalış, sana maaş vereyim. Devlet olarak biz gidelim, burada bir şirket mi kurarlar, kooperatif mi kurarlar, tohumunu verelim, gübresini verelim, mazotunu verelim, ürününü de alalım. Arada kalan farkı da bu tarla sahiplerine buyurun kardeşim bu sene kazandığımız para budayım. Adam hem tarlasında çalışacak maaş alacak hem de 1650 dönümü şurada 40 parsel varken 40 traktör yerine 4 traktörle işleyeceksiniz. Doğru mu? Maliyetleriniz çok düşecek. Bu mümkün mü? Mümkün. Bunun için ne yapmak lazım? Bir şey yapmak lazım. O beşi çeteyi zengin edecek projeler üretmek yerine bunlara biraz kafa yormak lazım. Avanta rüşvet alacak yerleri belediyelerin sırtına yapışan o kene milletvekillerinin belediyede kocalarına iş almak yerine bu işlere kafa yorsalar bu memleketin işi çok kolay. Ama onlar kendi partilerinden olan belediye başkanlarını buralarına getirmişler. Belediye başkanları diyorlar ki bıktık ya. Normal ihale yapamıyoruz. Milletvekili eşine, yeğenine şirket kurduruyor, gelip buradan ihale alıyor. Ya arkadaş, gözünü seveyim ya. Burada Türkiye'nin meselesini çözmek varken, hep beraber zenginleşmek varken,
Niye böyle 3-5 kuruş para için kendinizi rezil ediyorsunuz, ülkeye eziyet ediyorsunuz? Benim geldiğimiz noktada ifade etmek istediğim bunlar. Bunun dışında birkaç şey daha ifade etmek istiyorum. Yakın bir süreçte Türkiye'de ciddi bir don ve yağmur yaşadık. 15-25 Mayıs arasında Anadolu'da buğdayın, Ege'de özellikle buğdayın üretiminin %50 düştüğünü söylüyorlar. Bu çok önemli bir rakam. Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener'in koronavirüs salgını sürecinde bu zor durumda olan ve üstüne etkilenen çiftçilerin durumuyla ilgili iktidara 4 maddelik bir çağrıda bulunmuştu. Bunu buradan tekrarlamak istiyorum. Ege ve Akdeniz bölgelerimizin tarımsal üretim açısından acilen afet bölgesi ilan edilmesi gerekiyor. Bunlar palyatif çözümler ama şu anda ülkede çiftçinin ihtiyacı olan mesele. Çiftçimizin Tarsim sigortası kapsamına girmeyen, aşırı sıcak ve fırtınadan kaynaklanan zararları derhal poliçelere dahil edilsin istiyoruz. Çiftçinin bu zararı acilen karşılansın, kredi borçları ertelensin. Yoksa bir dönem sonra çiftçi artık hiç ekmeyecek, biçecek hiç gücü kalmayacak. Yani kıtlık tehlikesiyle gerçekten karşı karşıyayız. Bunu herhangi bir siyasi sahiple söylemiyorum. Yaşı biraz daha ileri olanlar daha iyi hatırlar. Türkiye o karneyle ekmek aldığı dönemleri babalarımızdan, dedelerimizden dinledik. Onun meselesini sadece beceriksiz iktidarlar diye görmeyin. Türkiye bir afet durumunda, dövizi de yoksa, ekmiyorsa, biçmiyorsa kıtlığın baş göstermesinden daha doğal bir şey yok. Çocuklarımıza bunu yaşatmamamız lazım. Tarıma değer vermemiz lazım. Değer kazandırmamız lazım. Daha yalın bir anlatımla tarıma bakışımızı ve vizyonumuzu değiştirmemiz lazım. Eğer bunu başarabilirsek, üretimi planlayarak, arttırarak, girdilerde dışa bağımlılığı minimum düzeye indirebiliriz. Katma değeri yüksek, kaliteli, sağlıklı ve güvenli ürünler üretebiliriz. Hem üreticinin para kazandığı, hem tüketicinin uygun fiyatla sağlıklı ürünler tüketebileceği, ihracatta rekorların kırılacağı bir tarım sektörü yaratılabilir. Bu bir hayal değil. Bunu yapan ülkeler var. Dünyada en büyük ekonomik krizlerinden birisini yaşayan Brezilya yakın bir tarihte bunu yaptı. Çok büyük bir ekonomik kriz içerisindeyken orada Merkez Bankası'nın başına gelen, ismin Türk olduğu iddia edilen ama sadece ismi Ertürk olan birisi dedi ki Brezilya'nın çok önemli bir fabrikası var. Hangisi? Tarlalar. Gidin bütün tarlalarınızı ekin dedi. Devlette ektiğiniz her ürünün parasını size peşin olarak satın alacak. Hepsine de büyük sübvansiyonlar sağlayacağız. Şu anda Brezilya dünyada en büyük tarım ihracatçıları arasında ilk 5'ti. Hiçbir ekonomik problemi de yok. Bunu biz de başarabiliriz. Bunu başarmak için İyi Parti olarak bütün projelerimiz hazır. Size iddia ediyorum. Türkiye'nin kalkınması tarımdan başlayacak. Hiç öyle uzun vadeli programa projeye de gerek yok. 3 ayda alınacak kararlarla ilk ekilim zamanla yetiştirirseniz 2-3 sene sonra tarımda çok ciddi mesafe kat edebiliriz. Ekonomiyle ilgili meselelerimiz de çözülür. Açlık, kıtlık meselesinde ihtimal dahilinden çıkartmış oluruz. Bunu yapacak gücü ve vizyonu olan bir partinin üyesi olarak bunları size paylaşmak istedim. Teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa alabilirim. Yoksa teşekkür ediyorum efendim. Buyurun efendim. Bir tane soru sormak istiyorum. Birincisi 50 bin ton ithal karkas et çürütüldü. Çöp attım dediniz. Bunu biraz daha açar mısınız? Ne zaman ithal edilmişti? Bu hangi döneme dair bilgiye dayalı dediniz? Evet. İkincisi de genel milletvekillerinden söz ettiniz. Kocalarına ihale peşinde koşacaklar dediniz. Birkaç gündür de bu fabrikanızda arazi meselesi tartışması var. Ondan bağımsız söyledim bunu. Evet. Yani bu Türkiye'nin meselesi maalesef. Sizin iddianız neydi o Sayın Milletvekili? Çünkü o da basın toplantısı düzenlemiş burada 29 Mayıs'ta ve sizin iddialarınız üzerine fabrikanızda iddia. Valla bakın ben size bir şey söyleyeyim. Onunla alakalı fabrikadan yapılan bir basın açıklaması vardı. 25 yıllık üretim yapan bir fabrikaya hanımefendi talimat vermiş, mühür vurmuşlar. Hiç problem yok. Bir zerre adım geri atarsam namerdim. Hiç böyle ben ilkokulu bitirdiğimde bindiğim hayat otobüsünden şanzımanı aşağıya attım. Hiç şanzımanım olmadı. Hiç geriye dönmedim. Geri adım atmadım.
atmam. Yani bu ayrı bir konu. Ama Türkiye'nin böyle bir gerçeği var. Milletvekilleri millete hizmet etme yolunda çalışmaları gerekirken diğer yeğenlerine, eşlerine kurdurdukları şirketler vasıtasıyla ihale peşinde koşmazlarsa, bakın, kurtarmak istedikleri sadece kendi aileleri ve çocukları. Benim dediğimi yaparlarsa Türk milletini kurtaracaklar. Bundan daha büyük bir övünç var mı? Bundan daha büyük bir kıvanç var mı? Bundan daha büyük bırakılacak miras var mı? Bu mirası bırakmak için önlerinde fırsat var. Bu fırsatı kullanmalarını tavsiye ediyorum. Benim anlayım var, okuyorum. Yani tekrar etmez. Çünkü bu konuşuluyor şu anda. Yani çok diğer bazı gazetelerde, medya organlarında manşet olarak gidiyor. Hani geri dönmem dediniz, zerre geri adım atmam dediniz. Şimdi sizin iddianız neydi? Burada tekrarladığım iddiam mı? Aynısı o. Devam ediyorum. Belediyelerden, kamu kurumlarından eşlerine, yeğenlerine şirket kurdurup ihale almak yerine memleketin meseleleriyle uğraşmaya kafa yorsunlar. Zira bu millet onun için oy verdi onlara ya. Git çoluğunu çocuğunu kurtar diye vermedik. Git Türkiye'nin meselelerini çöz, çözüm getirecek bir takım çalışmalar yap, onları da parlamentoda paylaş. Ya bakıyorsun bu arkadaşların mecliste sundukları bir program yok. Mecliste memleketin meselelerine dair konuştukları bir kelam yok. E niye geldiniz arkadaş buraya ya? Bu memleket kıt kanaat şartlarla bize milletvekili maaşı veriyor. Kolay mı? Burada en çok kıskanılan memurların aldığı ücret 5-6 bin lira. Biz 20 kusur bin lira maaş alıyoruz ya. Az para mı bu ülkenin şartlarını? Ciddi bir para. Bunun da karşılığını vereceksin. Karşılığı ne? Memleket için çalışacaksın. Millet için çalışacaksın. Bu milletin problemlerini çözmek için çalışacaksın. Bunun karşılığını vermezseniz bu millet size gereken cevabı verir. Biz de bunu milletvekili olarak hatırlatmak gibi bir vazifemiz var. Unutanlara, farklı davrananlara hatırlatmak gibi bir vazifemiz var. Bunu sonuna kadar yerine getireceğiz. Sakın ola ki biz onu yaptık, bunu yaptık, bundan geriye hayır dönme. Ben değil, bütün milletvekili arkadaşlarım. Bunları hep hatırlatırız. Bu millete hizmet etme yolunda güzel yapılanları alkışlamak gibi de bir gelenekten geliyoruz biz. Bir sürü eksiği gediği olmasına rağmen Sağlık Bakanı'nın bu süreci, kendisinin üzerinde bulunduğu şartları çok iyi bilebiliyorum. Bu işin siyasi tarafı var, bu işin ekonomik tarafı var, bir de hastalığın gerçeği var. Bu üçünün arasında buna rağmen başarılı sayılabilecek bir yol izledi. Her seferinde de hiç komplekse kapılmadan doğru dedik, yani bunların yapılması lazım. Eksik yaptıklarını da söyleyerek bunları da ilave ederek yapın dedik. Mesela karantina sürecinde dedi ki daha erken karantina uygulayın. Karantinayı daha önce giderseniz daha az insan kaybederdik. Türkiye'nin hayrına olur derdik. Doğru yapılanları alkışlamaya devam edeceğiz. Yanlış yapılanları da söylemeye devam edeceğiz. Burada bir şey daha söyleyeceğim. Mesela bizim İHA ve SİHA'larla alakalı olarak herhangi bir eleştirimizi duydunuz mu? İHA ve SİHA'ları yapanın Sayın Cumhurbaşkanımızın damadı olduğunu sarf-ı nazar ettiğimizi mi zannediyorsunuz? Hayır. Ama iyi yapıyorsa, iyi şeyler yapıyorsa sırf damadı diye onu eleştirmeyiz. Hayır, onu da eleştirmeyiz. Hatta yere gerekiyorsa alkışlarız. Bayılıyorum ben. Buradan da söylüyorum. Genç bir adam çıkmış. Gayet güzel şeyler yapıyorlar. Bunu söylemekten de hiç kompleks duymayız. İyileri alkışlayacağız, övmeye devam edeceğiz ama yapılan bütün yanlışları da meclis kürsüsünden, buradan aykırmaya devam edeceğiz. Teşekkür ederim. Karkaset konusunu daha önce de değinmiştim. O Türkiye'de et fiyatlarının birden hızla arttığı bir dönemde çözüm olarak ithalat silahını kullanıyorlar. Doğru bir iş değildi o. Evet, Sırbistan'dan getirdiler 50 bin ton karkas et. Ondan sonra fiyatları düşürdüklerini düşünüp o karkas eti depoladılar. Türkiye'de insanların et yeme ihtiyacı da azalıyorlar. Bakın dikkat edin, o grafiği getireceğim bir dahaki sefer. Senede tüketilen et miktarında ciddi bir azalma var. Tüketim azalınca da üretimde piyasaya sunulan etlerde de bir satış problemi yaşanıyor.
O etleri piyasaya sürmekte sıkıntı çektiler ve 50 bin tonun belli bir süre dayanma müddeti var. O müddetin sonunda etler de çürütüldü ve atıldı. Ya arkadaşlar, daha önce hatırlar mısınız? Ben mecliste bir basın toplantısında demiştim ki, Sırbistan'dan yağ ithal etme kotası çıkarttılar. Gümrüksüz. Türkiye'de yağ sektöründe üretim yapan bir sürü firma var. Gümrüksüz yağ ithalatına izin verdiler. Dedim ki ya Sırbistan'daki bütün üretim 50 bin ton var mı? Sırbistan'da üreten fabrikaların üretim miktarı ne kadar? Yani burada Sırbistan'a bir sıfır kota veriyorsunuz. Birileri kalkıp bunu Ukrayna'dan, Rusya'dan menşe-i şehadetnamesini değiştiriyor. Sıfır gümrükle Türkiye'ye getiriyor. Buradaki yağ üreticisine, yerli milli üreticiye karşı haksız rekabette bulunuyor. O arada üretim yapan fabrikalar duruyor. Bunu anlattım. Doyamadılar. Şimdi de Kosova'dan. Kosova'dan 25 bin ton yağ ithalatı ile ilgili, sıfır gümrükle yağ ithalatı ile ilgili izin verdiler. Geçtiğimiz ay verdiler. Kosova'dan bütün yıl boyunca üretilen yağ miktarı ne kadar, kaç tane yağ fabrikası var diye baktığınızda bunu üretmeleri 10 sene içinde mümkün değil. 10 sene Kosova yağ üretse Türkiye'ye bu 25 bin tonu veremez. Niye? Birilerine o aradaki gümrük vergisi birilerinin cebine girsin diye yine aynı sistemde bir yerlerden yağ alıp Kosova'dan menşe şehadetnamesini değiştirecekler. Türkiye'ye Kosova yağı diye dökecekler. Ya bu kadar aklı, ben bu aklı aslında şapka çıkartıyorum. Bu önemli bir akıl. Bu aklı Türkiye'nin hayrına yorsanız da hep beraber kalkınsak ne kadar güzel olur ya. Niye böyle şeytanlıklara kafa yoruyorsunuz? Bırakın şeytanlıklara kafa yormayı. Türkiye'nin hayrına, vatandaşın faydasına olan projeler üretin, kanunlar getirin. Biz de oturalım. Ya ne kadar güzel şeyler yapıyorsunuz arkadaşlar. Hep sizleri alkışlayalım. Teşekkür ederim arkadaşlar.